yüksek gelip ol arası çalışan feribotlar her yarım saatte bir kalkmaktadır. Özellikle yaz aylarında ve bayramlarda uzun kuyruklar oluşuyor. Bu yüzden de hiç durmadan gidip geliyorlar. Lapsigil'in Lampsakos olduğu dönemde Lampsakos kralının Elena adında Dileredes'ten güzel bir kızı varmış. Her yıl ilkbaharın gelişiyle birlikte Lampsakos'ta bahar şenlikleri düzenlenir ve çevredeki yerleşim yerlerinden insanlar akın akın Lampsakos'a gelirlermiş. İşte böyle bir şenlik günü Lapseki'nin karşı kıyısında yer alan Kalipoli'den Alexandros adında yakışıklı bir balıkçı genç de bu şenliklere katılmış. Lampsakos kralının kızı Eleni ile Kalipoli'den gelen balıkçı Alexandros bu şenlikler sırasında birbirlerini görmüşler ve ilk görüşte aşık olmuşlardı. Ancak kralın güzel kızı Eleni ile balıkçı genç yakışıklı Alexandros'un gündüz buluşmaları mümkün değildi. Alexandros her gece gelip olan Lapseki'ye boğazı yüzerek geçip sevdiğine ulaşabiliyordu. Bu sayede iki sevgili gecelere buluşup hasretle kucaklaşıyorlardı. Güzel Eleni, Lapseki sahilinde geceleri Alexandros'u yol göstermesi için meşale yakarak her gece onu karşı kıyıda bekliyordu. Ancak bir gece çok şiddetli fırtına vardı ve denizde azgın dalgalar oluşmuştu. Alexandros bir an önce sevdiği Elena'ya kavuşabilmek amacıyla azgın dalgalarla boğuşarak karşı kıyıya ulaşmaya çalışıyordu. Şiddetli fırtına Elena'nın yaktığı meşaleyi de söndürmüş ve ortalığı karanlığa gömmüştü. Fırtına şiddetini arttırdıkça arttırmış, dalgalar da aşılmaz bir hal almıştı. Gecenin karanlığında nereye yüzdüğünü kestiremeyen ve azgın dalgalarla boğuşan Alexandros'un ertesi sabah gün ışığınca sahilde cansız bedeniyle karşılaşan güzel Eleni, bu acıya daha fazla dayanamayarak kendini boğazın derin ve serin sularına bırakmıştı. Güzeller güzeli prensesleri Eleni'ye ölümü yakıştıramayan Lampsakoslular, uzun yıllar onun bir deniz kızı olarak denizde yaşadığına inanmışlar ve onun anısına Lapseki sahiline bir deniz kızı heykeli koymuşlardır. Eski bir Yunan kolonisi olan Lampsakos'tan hala günümüze kalan eserler. Eskiden her mahallede bu gördüğünüz yürek taşlarından bulunuyormuş. Bunda tahta tokmaklarla buğdaylar dövülerek bulgur yapılıyormuş. Lapseki Batı Kordonu projesinde yer alan asma köprü. Belediye sahil sosyal tesisleri, belediyenin 2015 yılında açtığı kafeterya. Güneşin en güzel battığı yerlerden birisi Lapseki. Yunan mitolojisinin kanatlı atı Pegasus, Lampsakos'un simgesidir. Bunun nedeni de eski Lampsakos paralarının üstünde Pegasus figürünün bulunmasıdır. Şu an Lapseki en kalabalık saatlerini yaşıyor. Nedeni ise bugün cumartesi olması ve cumartesi pazarının olması. Her cumartesi yapılıyor ve çevre köylerden, çevre tatil köylerinden, çevre beldelerden bir sürü insan buraya akın ediyor bu pazar için. Çünkü burada çok güzel taze meyve sebze bulabiliyorsunuz. Yaz ayları birçok yerli ve yabancı turistle dolan Lapseki plajları. Tarih doğa deniz, işte Lapseki.
1996 yılından beri gerçekleştirilen Lapseki Plaj Voleybol Turnuvaları'nın yapıldığı saha. Bu turnuvaya yerli yabancı birçok ünlü sporcu katılmaktadır. Biraz iyi de toplamak için mola verdim. Lapseki sahilinin yeni eğlence mekanı Cafe Smith. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından Lapseki sahilinin en ünlü kafesi, Değirmen Kafe. Değirmen Kafe'yi Nazım Şehir Geniş tarafından işletmeye açıldı. Burada gördüğümüz ağaçları ve binayı Şehir Geniş'in emekleriyle var oldu. O tarihten beri çocukları Hakan ve Selahattin geliştirmek için devam ediyorlar. Çanakkale Amatör Ligi'nde oynayan Lapseki Spor'un futbol sahası ve sosyal tesisi. Taraftarlar ortalığı inletiyor. Burası Lapseki'nin kalbinin attığı yer, tarihi Çınaraltı. Bu çınarı 1912 yılında Ali Bilgin adında bir adam tarafından dikildiği söyleniyor. Bir zamanlar Çınaraltı'nda toplanan meyve sebzeler eskiden adı kanto olan açık arttırma yöntemiyle tüccarlara satılıyormuş. Tarihi Çınaraltı Kıraathanesi, Lapseki'de yetişen şeftali, üzüm, kiraz ve elmanın eski adıyla kanto olan açık arttırma satım yeri. Burada ziraatçiler mal alım satım yaparmış. Ayrıca işçi arayanlar buradan işçi bulabilirlermiş. Onun dışında günümüzde de olduğu gibi emekliler gelip burada vakit geçirip çaylarını içiyorlar. Ayrıca burası seçim zamanlarında siyasetçilerin konuşma mekanı. Osmanlılar Gelibolu'da Çinpa Kalesi'ne yani Dumeli'ye geçmeden önce Lapseki'ye ele geçirmişler. Burada da kiliseyi Gazi Süleyman Paşa camiye çevirerek kendi adını vermiş. Gazi Süleyman Paşa Camisi'nin yapım yılı 1350. Lapseki'deki tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nin altındaki tünel en az 2 kilometre boyunca ilerlediği, devam ettiği rivayet edilmektedir. Kimler geçti? Lapseki Devlet Hastanesi 2018 yılında açılmış olup çok kapsamlı ve donanımlı bir hastane. Lapseki'ye uzun yıllar hizmet verebilecek bir yer. Arkamda gördüğünüz başlamış olan inşaat alanı 1915 Çanakkale Asma Köprüsü'nün inşaatıdır. Burası Lapseki ve Gelibolu arasında Asya ve Avrupa Birleşmiş olan Asma Köprüsü. Burası Çanakkale Boğazı'nın ilk Marmaris'e 5. Asma Köprüsü olacak. Özellikle İstanbul ve Avrupa'da yaşayanlar ve kendi araçlarıyla Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgelerine gitmek isteyenler biliyorsunuz ki sürekli gemi kuyruğu bekliyorlar Çanakkale'de. Bu artık son bulacak. Çok kolay bir şekilde
her şeyi geçip daha hızlı ulaşabileceksiniz. Ben de dünyanın en güzel manzarası olan Lapseki'ne verdim. Çanakkale Savaşı sırasında Lapseki'de 5. Ordu'ya bağlı 3 ve 4 numaralı 2 adet menzil hastanesi mevcuttu. Gelibolu Yarımadası'ndaki çarpışmalarda yaralanan ve İstanbul'a nakledilirken vapurlarda vefat eden askerlerin naaşları Lapseki iskelesine indirilerek arkamda gördüğünüz Lapseki şehidine defnedilmiştir.